Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku. Galatasaray Kulübü, Ümit Milli Takımı kadrosunda yer alan ve İskoçya ile oynanan maçta sağ elinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın ameliyat edileceğini duyurdu. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el 2. metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuz Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatı planlandı ifadelerine yer verildi. Barış Alper Yılmaz, İskoçya maçında ilk yarı sonunda oyundan çıkarken 3 Eylül tarihinde oynanan Belçika mücadelesinde ise 70 dakika süre almıştı. Sezona iyi bir başlangıç yapan yıldız isim Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi'nde 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere Galatasaray'da toplam 4 maçta forma giydi. Gustavo Assunção, benim için bir rüya gerçekleşti. Galatasaray, Portekiz'in Famalicão takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunção'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki ön libero, Galatasaray'ı iyi tanıdığını, teklifi düşünmeden kabul ettiğini ve kendisi için bir rüyanın gerçekleştiğini belirtti. Galatasaray taraftarının karşısına çıkmak için sabırsız olduğunu belirten genç yıldız, "Galatasaray taraftarını takip ettim, seyrettim. Bir an önce onların karşısına çıkabilmek adına sabırsızlanıyorum. Onlar da bana pozitif anlamda mesajlar gönderdiler," dedi. Arda Turan'ı çok sevdiğinin de altını çizen Assunção, "Arda Turan'ı gerçekten çok seviyorum. O Atletico Madrid'deyken ben de altyapıdaydım. Onunla tekrar karşılaşacağım ve aynı takımda oynayacağım için çok heyecanlıyım," şeklinde konuştu. Öte yandan Arda Turan, La Liga'da hem Atletico Madrid hem de Barcelona forması giyerken önemli oyuncularla birlikte oynamıştı. Uzun yıllar Porto ve Atletico Madrid takımlarında top koşturan Paulo Assunção, birçok futbol sever tarafından hatırlanır. İşte Paulo Assunção'nun oğlu Gustavo Assunção Galatasaray'a transfer oldu ve şimdi de babası gibi Arda Turan'la birlikte o da kupa kovalayacak. El Ahli'den Aliou Dieng açıklaması. Galatasaray beklentimizi karşılayamadı. Galatasaray'ın uzun süre transferi için girişimlerde bulunduğu Aliou Dieng için kulübü El Ahli'den açıklama geldi. Mısır ekibi Galatasaray'la anlaşma sağlayamadıklarını kaydederken yapılan teklifin beklentilerinin altında olduğunu kaydetti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ekonomik beklentilerimizi karşılayamadı ve sundukları ödeme planı da çok uzun vadeliydi. En yüksek teklifleri 5 milyon dolar oldu ve onu bile 3 taksitle ödemeye hazır değillerdi." ifadeleri kullanıldı. Mısır temsilcisi Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde 9,5 milyon euroluk bir talepte bulunurken, paranın büyük kısmını ise peşin talep etmişti. 23 yaşında ve 1.85 boyunda olan Aliou Dieng'le anlaşma sağlayamayan Galatasaray, bunun üzerine Famalicão'dan Gustavo Assunção'yu kadrosuna kattı. Galatasaray'ın transfer ettiği en kötü 11 futbolcu. Selam dostlar, naber? Bilindiği üzere Galatasaray'ımızın şanlı formasını sayısız efsane futbolcu gururla taşıdı. Hacı'den Metin Oktay'a, Tafarel'den Muslera'ya, Wesley Sneijder'den Didier Drogba'ya birçok dünya yıldızı Galatasaray'a kupalar kazandırıp taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Ancak biliyorsunuz ki madalyonun bir de öteki yüzü var. Bırakın Galatasaraylıları tatmin etmeyi, onları çıldırtmadıkları tek bir gün dahi olmayan oyuncular da sarı kırmızılı formayı giyerek tarihin bir parçası oldular. İşte Galatasaraylı taraftarları çıldırtan 11 transfer. Kalede birçok aday var. Leo Franco, Fatih Öztürk, Robinson Zapata ve daha niceleri. Ancak sanırım bunların içinde Galatasaray'ı en çok hayal kırıklığına uğratan kaleci Robinson Zapata olmuştur. Kalede güven vermek şöyle dursun, taraftarların yüreklerini ağzlarına getirmediği tek bir dakika olmayan Zapata kaleyi kimseye kaptırmıyor. Defansın sağ için belirlediğimiz isim büyük ihtimalle bu listedeki en kötü transfer. Evet bildiniz, Tarık Çamdal. Üzerine çok fazla konuşmaya gerek olmayan bu transferimizde ne yazık ki tarihin tozlu sayfalarında en kötü transferlerden biri olarak yerini aldı. Tarık Çamdal ne yazık ki yabancı sınırı garabetinin ülkemizde gördüğümüz en kötü yansımalarından biri oldu.
Sırf sarı kırmızılı formayı giyiyor diye millide olan Tarık, neredeyse Ebuen'in aldığı kadar maaş alıyordu. Bilginize. Stoper bölgesinin ilk sırası için geçmişte çok iyi olup, Barcelona gibi bir devin takım kaptanlığını dahi yapsa da, beklentileri boşa çıkarması nedeniyle Frank de Boer yer alıyor. Onun yanına da Ali Turan'ı koyduk. Çoğunuzun artık adını bile hatırlamadığı bu oyuncu için bir dönem Galatasaray'ımızın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta devreye girmişti. Yine yabancı sınırı yüzünden elbette. Sol bekte kim var peki? Lionel Carol. Defans bölgesinde yer almasına rağmen defansif özellikleri yerlerde olan bu oyuncumuz da bizi transfer ettiğimize pişman eden oyuncular arasında yer aldı. Orta sahayı üçlü olarak kuruyorum. Neden mi? Çünkü neden olmasın? Orta alanın merkezine ilk olarak Mustafa Sarp'ı koyuyoruz. 2011 yılında yokları oynayan Galatasaray'ın merkezinde o vardı zira. Kadroya Misimovic'i de eklemesek ayıp ederdik. Takıma transfer olup neredeyse doğru düzgün maça çıkmayan, Hacı'nın sakız çiğniyor diye kadro dışı bıraktığı Boşnak oyuncu da en kötü transferlerin yer aldığı 11'e girmeyi bildi. Ve tabii ki Barış Özbek. Türkiye'de uygulanan, iyi oyuncu peşinde koşma, mecburen kötü de olsa Türk oynatacaksın kuralı nedeniyle parçalı forma giyen kurbeçi futbolcu, Galatasaray tarihinin en kötü transferlerinden biri. Geldik kanat bölgesine. Sağ kanatta Marcelo Carusca yer alıyor. Geleceğin Maradona'sı diye transfer edilen Arjantinli futbolcu, o kadar etkisiz bir performans sergiledi ki Galatasaray tribünleri Arjantin'den de kazma futbolcuların çıktığını onunla anlamış oldu. Sol kanat Marek Hainz. Büyük ihtimalle 25 yaşın altındaki çoğu Galatasaraylı onu hatırlamıyor bile. Hainz'ı size anlatıp sinirlerinizi kaldırmak istemem ama Cimbom'a dünya yıldızı diye imza atıp, ki o dünya hangi dünya acaba, o bölgede altyapıdan bir oyuncu oynasın. Kazmalık yapacaksa da o yapsın zihniyetinin yerleşmesine sebep olan ilk futbolcudur kendisi. Ve gol bölgesi. Florin Bratu. Hagi, Popescu, Filipescu ve Adrian Ilie Galatasaray'da fırtınalar estirdiği için Rumen kontenjanından transfer edilen Bratu ve aynı dönemde kadroya katılan Ali Lukunku o bölge için çekişir. Ancak ben Bratu'yu daha kötü futbolcu olarak hatırlıyorum. Daha gençliğimin baharında bana Bratu gibi tırnak içinde golcü olan bir adamı izletmeye utanmadınız mı? Neyse, lafı satmaya gerek yok. Benim en kötü Galatasaray 11'im bu. İlla ki siz yorumlara yazdığınızda, doğru lan bunu nasıl unuttum diyeceğim oyuncular da olacaktır. Siz de yorumlarda en kötü 11'inizi yazabilir, videoyu beğenebilir ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz.